Çok değerli hanımefendiler, sevgili hemşehrilerim, kıymetli Hacı Baba, vaktiniz hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 30 Mart günü bir sandık geliyor. Bu sandıkta Belen'e bir belediye başkanı, Hatay'a da büyükşehir başkanı seçeceğiz inşallah. Belen için bu defa Adnan Vurucu kardeşimizi Allah'ın izniyle o belediye başkanlığı koltuğuna beraber oturtacağız inşallah. Kardeşlerim, bu seçimler sadece belediye başkanı seçeceğimiz seçimler değil. Ya ne olacak? 11 senedir Türkiye'de laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptık. Taş üstüne taş koyduk. Eserler vücuda getirdik. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollar yaptık. Otoyollar, barajlar, havaalanları, demir yolları, hızlı trenler yaptık. Toplu konutlar, hastaneler, okullar, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi 30 Mart'ta sandıkta kullanacağımız oylarla şuna karar vereceğiz. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı devam etsin mi? Etsin. Bu yatırımlar gelmeye devam etsin mi? Etsin. Yollar, havaalanları, barajlar yapılmaya devam etsin mi? Toplu konutlar, hastaneler, okullar yapılmaya devam etsin mi? Etsin etsin de kim yapacak bunları? Kim? Var mı başkası? Değerli dostlar, 2002'de Türkiye 200 ülkenin olduğu bu dünyada ekonomisi en güçlü 26. ülkeydir. 200 ülke var, Türkiye 26. sırada. Bugün yine 200 ülke var, Türkiye 16. sıraya gelmiş. En güçlü 16. ülke. Yani 10 basamak birden yükselmiş. Bu yükseliş devam etsin mi Hacı Baba? Etsin. Durmasın. Durmasın. Benim dememden olmaz ki. Sen dersen durmayacak. Ablam derse durmayacak. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta durmak yok. Allah'ın izniyle. Bismillah. Değerli kardeşlerim, geliyorum Hatay'a. Hatay'da havaalanımız oldu. Bölünmüş yollarımız bitti. İki tane ilçemiz var, o da bitiyor.